senden ayrılalı Bayburt derbeder oldum. Hepinizi gönülden selamlıyorum. Bütün Bayburt'u, bütün Bayburtlu kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. Bayburt'la birlikte Aydın Tepe'yi, Demirözünü, oradaki kardeşlerimi de muhabbetle selamlıyorum. Sevgili Bayburtlular, sevgili kardeşlerim, ben bu toprakların evladıyım. İklimi sert, insanı mert toprakların evladıyım. Bu toprakların burada yaşayan insanların çektiği çileyi iyi bilirim. Yüzyıl önce düşman geldi, kapımıza dayandı. Her karışını şehit kanıyla suladık. Can verdik ama düşmana geçirmedik, geçit vermedik. Bu vesileyle Bayburt'un yiğitlerini, kahramanlarını, şehitlerini rahmetle anıyorum. Çanakkale geçilmez diyen, bedenini siper eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şehitlerimizi, gazilerimizi mükafatlandırsın. Rabbim bizi kahraman ecdadımızın izinden ayırmasın. Allah Bayburt'umuzu, 81 vilayetimizi, güzel vatanımızı muhafaza etsin. Sevgili kardeşlerim, sevgili Bayburtlular, Bayburt'tan Türkiye'ye yayılmış bir serzeniş var. Ne derler? Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi. Evet, Bayburt çok sıkıntı çekti, çok çile çekti. Bayburt'la birlikte bütün illerimiz, Türkiye çilelere göğüs gerdi. Yolları yapmadılar, köprüleri, tünelleri, barajları yapmadılar. Bırakın köyleri, ilçelere, şehirlere bile hizmet getirmediler. Ancak bir gün bir gür ses yükseldi. Milletin adamı, AK Parti lideri, kurucu genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, size selamını getirdim. Sevgili Bayburtlular, AK Parti iktidarıyla biz 81 vilayetinde Bayburt'un da çehresini değişti. Şimdi artık o söz değişiyor. Bayburt, Bayburt olalı böyle hizmet görmedi diyor. Bayburt bizim için önemli. Bayburt Cumhurbaşkanımızın için de çok önemli. Onun için
fazlasıyla yapacağız. İşte Bayburt, koca Bayburt. Göz gözü görmüyor. Maşallah, maşallah. Sevgili Bayburtlular, tarihimize bir bakalım. Geçmiş yıllara bir bakalım. Bu geçmiş yıllarda 3 dönem çok önemli. Hacım, 3 dönem. Bak, birincisi 1950-1960. Demokrat Parti, Adnan Menderes. Türkiye'nin kalkındığı, yolların, çeşmelerin, barajların yapılmaya başlandığı dönem. İkinci dönem, ihtilalden sonra Turgut Özal'ın Ana Vatan Partisi dönemi. Geliyoruz 3. dönem. Bizim dönemimiz, sizin döneminiz AK Parti. Gençler, teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz, kazandıklarımızı zayıf iktidarlarla kaybediyoruz. Reformlar, kuvvetli iktidarlar, tek başına iktidarlar olduğu dönemde yapılıyor. Yatırımlar, yeni hizmetler, projeler bu dönemde oluyor. Huzur, refah, güvenlik, güçlü hükümetler döneminde oluyor. Ama ne yaptılar? 50'de iktidara gelen Demokrat Parti'yi darbeyle 60'la alaşağı ettiler. 1991'de merhum Özal vefat edince 28 Şubat'ta merhum Necmettin Erbakan'a da darbe yaptılar. Bizim dönemimizde de denediler. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti döneminde de parti kapatmak istediler. Gezi olayları çıkardılar. 17-25 Aralık dediler, hızlarını alamadılar, 15 Temmuz'da geldiler. Bayburt ne yaptı? Vilayet meydanının önünde toplanarak darbecilere darbe indirdi. 15 Temmuz'da darbecilerin canına okudu. Planları, tezgahları, her şeyi bozuldu. 27 Nisan muhtırası, gezi olayları ve 15 Temmuz hepsi bu iktidar döneminde yerle bir oldu. Değerli Bayburtlular, gezi olayları oldu Türkiye'de. Türkiye'nin her tarafında gösteriler yapıldı ama Bayburt hiçbir şekilde onlara pabuç bırakmadı, dimdik durdu. Sevdanız için, memleket sevdanız için sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili Bayburtlular. Evet. Yıl içerisinde
ülkenin istikrarına, istikbaline karşı saldıranlara köklü önlemler aldık. Öyle bir reform yapalım, öyle bir iş yapalım ki artık bu darbeciler bir daha geri gelmesin. Bu zayıf iktidarlar bir daha memleketin başına dert olmasın dedik. Ve MHP ile birlikte bir anayasa değişikliği yapıp önünüze getirdik. 18 maddelik bu değişiklik şimdi sizin önünüze gelecek. İnşallah 16 Nisan'da Bayburt hazır mı? Destan yazmaya var mısınız? Rekor kırmaya hazır mısınız? Siz sadece anayasayı değiştirmeyeceksiniz. Siz aynı zamanda darbeler dönemini de tarihe gömeceksiniz. Evet diyerek istikrarsızlığı sona erdireceksiniz. Evet diyerek zayıf hükümetler dönemine son vereceksiniz. Evet diyerek Türkiye'nin istiklalini perçinleyecek gücüne güç katacaksınız. Sevgili Bayburtlular, güç katacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz Türkiye genelinde güçlü bir evet çıkacağını görüyoruz. Buna inanıyoruz. Ancak Bayburt'un her zaman farkı var. Bayburt gür bir sesle evet demeye var mısınız? Bayburt, inanıyorum ki bu halk oylamasında rekor sizde olacak. Bayburt, AK Partili bütün kardeşlerimiz evet diyecek. Bayburt'ta MHP gönül vermiş bütün kardeşlerimiz evet diyecek. Bayburt'ta Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş bütün kardeşlerimiz evet diyecek. Ama bu yetmez. Mesele memleket meselesi. Bayburt'ta CHP'ye, Saadet Partisi'ne, diğer partilere oy vermiş kardeşlerimiz de evet diyecek. Sizin kervanınıza katılacak. Bayburt rekor kıracak. Sevgili kardeşlerim, biz Türkiye'de artık zayıf hükümetler, çok parçalı hükümetler dönemi bitsin istiyoruz. Türkiye'de tıpkı Menderes dönemi gibi, Özal dönemi gibi, AK Parti dönemi gibi
bundan böyle devamlı tek başına iktidar olsun istiyoruz. Kalıcı istikrar olsun istiyoruz. Ekonomi büyüsün. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. İstiyoruz ki kardeşliğimiz zarar görmesin. Huzur, refah, güvenliğimiz daim olsun. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi işte bunları getiriyor. Sürekli güçlü iktidar gelecek. Ekonomi koşar adımlarla büyüyecek. Milli gelirimiz inşallah 10 yıl içinde 2 katını geçecek. Kişi başına 25 bin doları aşacak. Bayburtlu bundan payını alacak. Terörle mücadelemiz daha da güç kazanacak. Soframızdaki ekmek büyüyecek. Cebimizdeki kaynak artacak. Tarladaki bereket artacak. Artık lüzumsuz tartışmalar bitecek. Hükümet kurulmadı. Yeniden seçim, yeniden hükümet. Artık bunlar tarihe gömülecek. Darbe diye bir tehdit artık Bayburt'ta olmayacak. Türkiye'de olmayacak. Cumhurbaşkanı seçildiydi, seçilmediydi diye bir kriz olmayacak. Çünkü siz seçeceksiniz. Gençler, siz seçeceksiniz. Beyefendiler, siz seçeceksiniz. Güçlü ülkelerde, güçlü demokrasilerde nasıl bir sistem varsa Bayburt'ta da, Türkiye'de de aynı olacak. Allah'ına kurban Bayburt. Allah'ına kurban. Meclis daha güçlü olacak. Milletvekilleri daha güçlü olacak. Hükümet sizden aldığı güçle daha hızlı iş yapacak. Daha hızlı projeleri bitirecek. Ben sizinle gurur duyuyorum. Bayburt'la gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Yargı, mahkemeler hem bağımsız olacak hem de tarafsız olacak. Değerli kardeşlerim, bu anayasa değişikliğine evet demek için yüzlerce sebep var. Ama hayır diyenlerin tek bir söyleyecek sözü yok. Ana Muhalefet Partisi salon salon geziyor. Anayasaya hayır deyin diyor. Ama kendisi bile boş verin ya, boş verin. Boş verin, bırakın. Ama kendisi bile neye hayır dediğinin farkında değil. Anayasa değişikliğini bile okumamış, anlamamış. Niye hayır diyorsunuz? Bunları biliyor musunuz? Çünkü 16 Nisan'da inşallah evet çıkınca ana muhalefetin işi zor. Yan gelip yatmak artık bitiyor. Çalışacak, gayret edecek. Gözünüze girerse memlekete hizmet edecek. Bugün olduğu gibi yattıkları yerden siyaset yapamayacaklar. Bundan korktukları için sevgili Bayburtlular, bunlar hayır diyor. Size söylüyorum, hayırdan hayır gelmez.
evet de bereket vardır. Fetva gelecek, hesap verecek. Bakın, CHP'nin önceki genel başkanı bir konuşma yapıyor. Konuşma baştan aşağı offside. Bir tane doğru bir şey yok. Ama öyle bir laf etti ki inanın çok üzüldüm. Şöyle diyor. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Haşa! Peygambere saygısızlık ne haddine? Bunların, bu aziz milletin inançlarına bile saygıları yok. Ağzından çıkanı bunların kulakları duymuyor. Şimdi bir şarkı yapmışlar. İnşallah, maşallah, Allah Allah lafızlarıyla doldurmuşlar. Bolca istismar. Bir yandan kutsalları istismar edip diğer yandan peygambere saygısızlık yapacaksın. Buradan Bayburt'tan sesleniyorum. Hazreti Peygamberimizi ağzınıza almayın. Saygısızlığı bırakın. Milletin seçtiğini bunlar hiçbir zaman hazmedemediler. Milletin değerlerini bir türlü içlerine sindiremediler. Neymiş? Tek adama bu kadar yetki verilmezmiş. Kime verilecek? Bugüne kadar ne oldu? Millet AK Parti'yi iktidara getirdi. Efendim, ne oldu? Millete hizmet etti. CHP, efendim, ondan bundan işbirliği yaptı. Zayıf iktidarla iş başına geldi. Ne oldu? Memleket kazandığı her şeyi kaybetti. CHP zihniyetindeki demek vesayet demektir. Bürokrasi demektir. Engel demektir. Her şeye takoz olmak demektir. Şimdi sevgili Bayburtlular, 16 Nisan'dan sonra milletten yetki alamayan hiç kimse iktidar olamayacak. Darbe heveslileri avucunu yalayacak, avucunu. İşte buna bazıları bozuluyor. Bunun için haddi aşan ifadeler kullanıyorlar. Bayburt, 16 Nisan'da bu saygısızlığı yapanlara cevabı vermeye hazır mısınız? Sevgili kardeşlerim, terör örgütleri de hayır diyor. Niye hayır diyorlar? Çünkü evet çıkarsa biz biteriz diyorlar, biteriz. Evet çıkacak, siz biteceksiniz. Bayburt, PKK, Kandil'de, Avrupa'da açıklamalar yapıyor ve diyor ki evet çıkmasın. Çıkarsa biz biteriz diyor. Bir de şimdi PKK var, FETÖ var, DEAŞ var. Bunlar hep beraber hayır şarkısı söylüyor. Şimdi bunların yanına Avrupa da katıldı. Avrupa, Hollanda, Almanya. Artık bunlar hayır demek için dillerini değiştirdiler. Gazetelerini Türkçe çıkarıyorlar.
Türkçe gazetelerde hayır verin diye başlık atıyorlar. Bu sayede Türkçeyi de öğreniyorlar. Değerli kardeşlerim, bunlara Türkçeyi de öğreteceğiz sonunda. Önce hayır öğrendiler ama gün gelecek evet demeyi de öğrenecekler. Ne yaparsa yapsınlar, bu millet kimin ne dediğini, kimin ne yaptığını çok iyi bilir. Bayburtlu bunları çok iyi bilir. Bu millet kimin hayır dediğini, kimin evet dediğini çok iyi bilir. CHP hayır diyorsa Bayburt evet. Terör örgütleri hayır diyorsa Bayburt hayır. Almanya, Hollanda hayır diyorsa Bayburt hayır. Memleket sevdalıları evet. 16 Nisan'da Bayburt bir kez daha bunlara ders vermeye hazır mısınız? Evet. 16 Nisan'da Bayburt terör örgütlerini, bunları koruyanlara, kol kanat gezenlere, Avrupa'daki hayırcı tayfasına en gür şekilde cevap vermeye var mısınız? Evet. Değerli kardeşlerim, Gümüşhane'de olduğu gibi Bayburt'un da kömesi, pestili çok meşhurdur. Ehramlı annelerimiz kazanın başında sabırla kömeyi yaparlar ve bütün Türkiye afiyetle yer. Nasıl yapılıyor bu köme? Nasıl yapılıyor bu pestil? Dut, bal, süt, ceviz, bunları birbiriyle ahenkle, uyumla karıştırınca ortaya lezzet çıkıyor. İşte biz sizi örnek alıyoruz. Millete olan aşkımızı, sevdamızı, vefamızı, borcumuzu, mesuliyetimizi uyumla karıştırıyoruz. Eser üretiyoruz, iş üretiyoruz, milletimizin yüzünü güldürüyoruz. Ama bu CHP ne yapıyor? Bu güzel pestile, kömeye tuz katmaya çalışıyor, tuz. Buna izin verecek miyiz? Elbette vermeyeceğiz. Ağzımızın tadını bugüne kadar bozamadılar. Bundan sonra da bozamayacaklar. Değerli Bayburtlular, sevgili kardeşlerim, göreve geldiğimizden beri Bayburt'a birçok hizmet yaptık. Tam 3 milyar yatırım yaptık. Helal olsun. Bayburt her şeyin en iyisine layık. Her türlü hizmete layık. Bütün bu yatırımları sizlerin desteğiyle yaptık. Şimdi aldığımız yeni bir kararla Bayburt'u cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne demek? Yatırımlar daha çok artacak. Bayburt için yeni fabrika demek, yeni iş yeri demek, yeni iş aç demek. Ne yapacağız sevgili kardeşlerim? Bu programla projelere destek vereceğiz. Bu destekler nedir? Yatırım, üretim desteği, fabrika kurma desteği, elektrik desteği, çağrı merkezi yatırım desteği ve bu programda inşallah Bayburt'ta
büyük kalkınma hamlesini başlatıyoruz. Cazibe merkezlerimiz için bugüne kadar Türkiye'de 360 bin kişi istihdam edilecek müracaatlar yapıldı. 80 milyar yatırım yapılacak. Ve böylece 23 ilimizin kaderini değiştirecek büyük yatırımlar bölgeye gelecek. Değerli kardeşlerim, sağ olun, sağ olun. Türkiye'yi kalkınma hamlesiyle daha da müreffeh haliyete getireceğiz. Bayburtlu kardeşlerim, sizleri de unutmadık. Cazibe Merkezi programından Bayburt'ta tabii ki yararlanacak. Ve 65 projeyle 5500 kişiye iş sağlayacak fabrikaları kuracağız. Ve Bayburt'un çehresi değişecek. Bir Bayburt üzerine bir Bayburt daha koyacağız. Bayburtlu iş adamları, girişimciler bu projeleri burada gerçekleşecek. Bize ne düşüyor? Millet isteyecek, biz yapacağız. Bayburt isteyecek, AK Parti yapacak. 2002 yılında bugüne Bayburt'a çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Bayburt'un her alanda kalkınması için, büyümesi için eğitimde, sağlıkta ve tarımda, ulaştırmada birçok alanda çok güzel işler yaptık. Üniversite açtık. Bayburt Üniversitesi hizmete girdi. Değerli Bayburtlular, Bayburt'u diğer illere bağlayan yollar, Bayburt'u Gümüşhane'ye bağladık. Bayburt'u beldelere, köylere ve merkeze bağladık. Göreve geldiğimizde Bayburt'ta bölünmüş yol yoktu. Bugün Bayburt'un 122 kilometre bölünmüş yolu var. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. 105 kilometrelik Trabzon Maçka bölünmüş yolunu bitirdik, hizmet aldık. 60 yıldır hayal olan Karadeniz'i Bayburt'a bağlayacak Salman Kaş tünelini yaptık. Bayburt Uzungöl'e bağlanıyor. Bayburt Çaykara projesini başlatıyoruz. 6800 metrelik Soğanlı tünelini, Karaçam tünelini yapacağız ve böylece yolu 15 kilometre kısaltacağız. Bayburt, hazır mısınız? Evet. Tek millet için. Evet. Tek devlet için. Evet. Tek vatan için. Evet. Tek bayrak için. Evet. Kararımız. Evet. Kararımız. Evet. Kararımız. Evet. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.